Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni ve farklı bir video ile beraberiz. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün benim ders videolarımı nasıl oluşturduğumu anlatacağım. Öncelikle bakın benim masaüstüm bu şekilde gözüküyor şu anda ama bu şekilde değildi. Benim kaybolduğum bir masaüstü vardı. İçerisinde PDF'ler, Word'ler, Excel'ler, dosyalar, video sayesinde birazcık düzenlemiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde değildi ve iyi de oldu. Kullandığım programlardan ilkin arkadaşlar OBS Studio ve şu anda da zaten aşağıda görüyorsunuz kayıt altında kayıt yapıyor. Arkadaşlar bu program çok yaygın kullanılan bir program. Arayüzü Türkçe bir program. Çok rahatlıkla kullanılabilen bir program. Burada Photoshop'u görüyorsunuz. Photoshop'un CS6 sürümünü kullanıyorum. Tabii YouTube'a arkadaşlar o küçük resmi hazırlarken ya da bazı diğer noktalarda Photoshop gerekli oluyor. Movavi Video Editor 15 bu arkadaşlar benim edit yaptığım bir program ki video içerisinde zaten bu programı kullandığım aşamaları ve resimleri zaten göreceksiniz. Ve gelelim en önemli ve en çok sevdiğim programa. PDF Annotator programı. Bunun okunuşunu çok farklı videolarda farklı şekilde gördüm telaffuzlarını falan ama umarım doğru telaffuz ediyorumdur. PDF Annotator diye geçiyor. Ben çok beğenerek kullanıyorum arkadaşlar bu programı. Yine süreç içerisinde de zaten detaylı olarak göreceksiniz arkadaşlar. En çok kullandığım programlar bunlar. Bunlar arkadaşlar size bir videoyu hazırlamada ve YouTube'a yüklemede yardımcı olan programlardır. Şimdi öncelikle ne yapılacak? Hangi konu anlatılacak? O belirleniyor. Şimdi bizim anlatacağımız konu çok büyük ve çok küçük sayılar bilimsel gösterim olacak. Şimdi öncelikle ne yapılacak? Tabii şu anda OBS Studio kayıt almaya devam ediyor. Adobe Photoshop CS6 ile şu an için bir işim yok. Movavi Video Editor demiştim, edit programı, en son editi Movavi ile yapıyoruz. En son edit yaptıktan sonra YouTube'a yüklenecek hale gelecek. O kısmı Movavi hallediyor. İlk başta arkadaşlar bizim içeriğimiz ile ilgili, konumuz ile ilgili ne lazım? Döküman lazım. Tabii birçok yayın evi bu dokümanları telifsiz kullandırmıyor. Siz herhangi bir yayın evinin arkadaşlar yayın evinden izin almadan o yayın evinin dokümanlarını, konu anlatım föyünü izinsiz bir şekilde videonuzda kullanamıyorsunuz. Ki doğal olarak bir telif konusu, söz konusu. Ben de kendi anlatacağım içeriğin arkadaşlar, kendi anlatacağım dersin içeriğini kendim yazmaya karar verdim. Nasıl arkadaşlar? Tabii ki de PDF Annotator programını açıyorum arkadaşlar. Tertemiz bir sayfa açıyorum tekrardan. 5 sayfa bizim için yeterli. Bakın 5 tane sayfayı şu anda görüyorsunuz ki açtım. 5 tane sayfa var. Alıyoruz elimize kalemimizi. Şuradan tabii büyütüyoruz. Şurada kalem var. Tabii şurada da kalem seçeneğimizi tıklayabilirdik. Evet hemen başlığımızı atıyoruz. Ve başlığı attıktan sonra videoyu daha çekmiyoruz arkadaşlar. Öncelikle dokümanı hazırlamam gerekiyor. Dokümanı hazırlamam için de tabii birkaç farklı dokümanlardan, internet sitelerinden kaynak taraması yapıp farklı örnekleri bir araya getirip bir PDF oluşturuyorum. Kendime has bir doküman oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapacaktık? Başlığımızı belirleyecektik. Başlığımızı yazarak hemen başlayalım. Reflejando la alegría, el
mi brindarado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se seca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo día. Y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. Evet arkadaşlar, şimdi dokümanımızı hazırladık. Videoyu bu doküman üzerinden anlatacağız. Tabii burada öncelikle çok büyük ve çok küçük sayılardan bahsedilecek. Onunla ilgili yine diğer dokümanlardan aldığım örnekleri buraya ekledim. Ondan sonra çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimine geçeceğim konu anlatırken. Ondan sonra da negatif bilimsel gösterimine değineceğim ve videoyu sonlandıracağım. Şu an için dokümanımız hazır ve çekimlere başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dokümanımız hazır. Sizlere kullanmış olduğum ekipmanlarımdan bahsetmek istiyorum. Kendi telefonumdan çekiyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar, burada çekimlerimizi bir masaüstü bilgisayardan yapıyoruz. Burada arkadaşlar grafik tablet olarak kullandığım Parplo marka A610 modeli var. Kalemi de görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıl oldu ben bunu kullanalı ve çok daha memnunum. Almak isteyen arkadaşlara tavsiyemdir. Güzel bir grafik tablet arkadaşlar. Yine burada notlarımı görüyorsunuz. Mouse'umuz var ve evet, burada da mikrofonumuz arkadaşlar. Sıradan bir mikrofondan sesleri alıyoruz. Daha sonra edit için gerekli olan bir kulak üstü kulaklığımız var. O da burada. O da Rampage için SNR10 modeli arkadaşlar. Gayet memnun kaldığım bir kulak üstü kulaklık bu da. Şimdi derslere başlayalım.
kalem niye gelmedi? Evet, şu anda kalemimiz geldi. Kalem seçimlerini yapalım hemen. Kırmızıyla başlasak nasıl olur? Siyah. Siyah iyidir ya. Siyahla başlıyoruz. Siyah ile kırmızı kombinasyon. Güzel. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlerle birlikte çok büyük ve çok küçük sayılardan bahsedeceğiz. Kalem niye gelmedi ya? Artık kalem. A few moments later. Şimdi arkadaşlar buraya kadarki kaydımızı yaptık. Birinci kaydımızı zaten yapmıştık. O giriş olacaktı. Şimdi ikinci kaydımızı bitirdik. Hemen kayıt çıkış klasörüne bakıyorum. Şimdi kayıt çıkış klasöründe bakın bu birinci olarak giriş olacak videomuzun. Bu iki bu hatalı oldu. Bunu tekrardan siliyorum. Şimdi bu ikinci videoyu hemen isimlendiriyoruz. 2 olacak. Evet, 1 hazır, 2 hazır. Şimdi 3-4 diye gidecek. Bakalım kaç tane çekim yapacağız. Arkasına da o çekimleri edit'e geçeceğim. Şimdi arkadaşlar kayıtları bitirdik. Kayıtları bitirdik. Ve şimdi kayıt çıkışı bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar buradaki video olmadı. Bunu tekrar siliyorum. Bunu yeniden çektim. Bu 4. video olacak. Buraya hemen 4 yazıyoruz. Örnekler 5. kısım arkadaşlar, 5. video ve bu da son anlattığım negatif bilimsel gösterim, onu da 6 diyoruz. Şimdi ders olan kısımları bitirdik, şimdi kapanış çekimi yapılacak. Yani kapanış çekimiyle birlikte 7 tane çekim olmuş olacak. Ondan sonra da arkadaşlar direkt bunları Movavi'ye aktarıyoruz ve edit'e başlıyoruz. Evet arkadaşlar, son videomuzla birlikte, kapanışla birlikte çekimleri bitirmiş bulunmaktayız. 7 tane videomuz oluştu arkadaşlar parçalar halinde. Bunları şimdi Movavi'ye gönderiyoruz. Movavi'de edit zamanı. Şimdi burada bunu kapatalım. Taslaklarımız var burada farklı farklı. Bizim ana taslağımız vardı, asıl taslağımız. Evet, ona tıklıyoruz. Tabii videonun giriş kısmını hazır taslak halinde ben bulunduruyorum. Sürekli her edit yaptığımda o giriş kısmını yeniden yapmamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir atla diyoruz. Çünkü burada bir tane temsili bir video var. O videoyu bulamadığı için onu ne yapayım diye soruyor. Şimdi o videoda olmasa zaten ben buradaki aşağıda sağ alttaki ismi ya da sağ üst köşedeki bu logoyu buraya ekleyemiyorum. Bu videonun burada mutlaka bulunması gerekiyor. Temsili bir video gibi düşünün. Şimdi 7 tane bakın burada video vardı. Nerede o? Kayıt çıkışa gidiyoruz. Evet. Bu kayıt çıkıştaki 7 videoyu buraya ben göndereceğim. Bunu nasıl yapacağız? Buradan hepsini şöyle bir seçiyorum. Sürükliyorum. Buraya bırakıyorum. Evet. Şimdi buraya bıraktım 7 tane videoyu. Evet, bizim ekran avatarımız 1. videodan başlayacak. İsmimiz 1. videodan itibaren başlıyor. Onun dışında şöyle yapalım. Evet, şimdi aslında bu videoyu silebiliriz. Bunu sildik. Evet, şu an için arkadaşlar taslağımız hazır görüyorsunuz. Girişimiz hazır. Şöyle bir kulaklığımızı şöyle bir takalım. Artık edit'e başlayacağız. İlk başta girişi bir kontrol edelim. Evet, girişimiz bitti. Oradan sonra derse başlıyor. Şimdi giriş kısmındaki başlığımız değişecek. Hemen 4 işlem yazan taslak yazan kısmına tıklıyoruz. Burada bu dersimizin başlığı olacak. Diğer bir ifadeyle videonun başlığı olacak arkadaşlar. Aynı zamanda da bu. Çok büyük ve çok küçük sayılar. Bilimsel gösterim.
derim. Tabi aşağı bu taştığı için bunu nasıl yapalım? Bunu komple ben bir seçeyim. Bunu arkadaşlar puntosunu birazcık düşürelim. Çok küçük oldu. 42. Biraz daha büyütebiliriz. 50. Ve şuradan da uzattığım zaman evet. Şu anda videonun giriş kısmında yazılı olan videonun ve dersin başlığını yazmış olduk. Çok büyük ve çok küçük sayılar tire bilimsel gösterim. Evet, evet, başlığımızda sorun yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi, şunu bir aşağı indirelim. Buradaki dersler var. Bu derslerde solda bulunan bu sekmeyi benim kapatmam gerekiyor. Şimdi onları nasıl yapacağız? Buradaki videoları her birine bu şekilde tıklıyoruz. Kırp ve döndür seçeneği var. Kırp ve döndürden arkadaşlar videomuzun sol kısmını şu şekilde kesiyorum. Şöyle kestikten sonra uygula diyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki kısmı gitti. İkinci videoya geldim. İkinci videoda da yine şöyle kırpıyoruz. Sonra uygula diyoruz. Şuranın ölçeğini birazcık büyütelim. Kırp ve döndür. Burayı kırptık. Uygula. Dördüncü videomuz. Yine kırp ve döndür. Arkadaşlar bu şekilde. Beşinci videomuzu kırp ve döndür yapıyorum. Sonra altı arkadaşlar. Büyütelim. Evet. Altıda negatif bilimsel gösterimi anlatırım. Video parçası. Onu da kırptık. Ve son olarak kapanış olacak. Ve kapanışı da yine kırpmamız gerekiyor. Ama bu kapanış nasıl bir kapanış? Böyle yapalım. Kapanışı ben komple ekran alarak çekim yapmışım. Tabii bunun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bunu şöyle çözdük. Normalde arkadaşlar kapanış kısmını ben tüm ekranı kaydederek çekmişim. Sadece bu programın kendi pencere çekimiyle yapmam gerekiyordu tam ekran yapıp. Öyle yapmadığım için de burada böyle bir görüntü oluşmasın diye ben bu son videoyu arkadaşlar ne yapacağım? Sesi ayır diyeceğim öncelikle. Bakın sesi ayırdım. Daha sonra ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. O son videonun konuştuğum kısmı ile ilgili olan yeri. Şimdi görüntüyü aldım. Ekran görüntüsü burada duruyor. Şimdi buradaki video kısmını sileceğim. Bir dakika, önce sesi bu tarafa almam gerekiyor. Evet, sesi o tarafa aldım. Şimdi burayı sildikten sonra arkadaşlar bakın ne oldu. Bunu da birazcık uzatalım. Evet, o benim son konuşmam arkadaşlar. Böyle bir son konuşmamda sadece ekranda bu son yaptığım işlem olduğu için sadece onun ekran görüntüsüyle birlikte aldığım sesi ayrı ayrı şu anda birleştirmiş oldum, üst üste getirmiş oldum. Şu an için sorun çözüldü. Buradan sonra ne yapılacak? Şimdi videoları kestim arkadaşlar, gördüğünüz gibi solda kalan kısımlar kesildi. Şimdi bunu tekrardan şöyle yapalım. Şimdi buradan sonra ne yapılacak arkadaşlar? Buradan sonra ben bütün anlatmış olduğum dersi dinleyeceğim. Bu arada şu imleci, bunları da düzeltelim. 4 işlem logomuzu birazcık sağa doğru kaydıralım. Bunlar kayabiliyorlar. Ve bunu videonun en sonuna doğru uzatmam gerekiyor. İsim arkadaşlar bu da kaymış. Bunu da şöyle tıklayıp videonun sağ alt köşesine getirmem gerekiyor. Evet, bunu da büyütmüş oldum. Evet, bu aşamadan sonra ben anlatmış olduğum dersi arkadaşlar baştan sona bir kere kendim dinliyorum. Bazı kesilmesi gereken yerler var. Onları kesiyorum arkadaşlar. Böyle sesle ilgili mesela dışarıdan bir ses aldığım kısımlar oluyor. Onları kestiğim yerler oluyor ya da bazı böyle gereksiz anlatım ya da uzatım olan kısımlar var. Onları diyorum ki burayı çok uzatmışız, burayı kesebiliyoruz. Şimdi toplam kaç dakika olarak gözüküyor hemen bir bakalım. Toplam arkadaşlar 31 dakika görünüyor. Bu videomuzu şu anda 31 dakika boyunca izleyeceğim. İzledikten sonra ise kesmeleri falan bitirdikten sonra ses ayarlamalarına geçeceğiz.
Şöyle tekrar açalım. Başladı videomuz. Çok büyük ve çok küçük sayılar. Bilimsel gösterim. Evet. Burada başlıyoruz. Ondan sonra geçişlerimiz hazır. Tamamdır. Arkadaşlar videomuz hazır. Şimdi ne yapacağız? Dışa aktar diyoruz arkadaşlar. Videoyu dışa aktar diyoruz. Buradaki kaliteyi ben buradan yüksek yapıyorum. Adını hemen şuradan yapalım. Çok ya da direkt bilimsel gösterim yapabilirim. Evet, bu adı bilimsel gösterim olsun. Gelişmiş seçeneklerde de burada çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Çekim hızını ayarlayabilirsiniz. Bit hızını ayarlayabilirsiniz. Burayla ben pek uğraşmıyorum. Daha hassas ayar gerekmiyor arkadaşlar. Şuraya kalite yüksek yapıyorsunuz. Bir de çözünürlüğü kontrol ediyorsunuz. Süremiz 30 dakika 57 saniye. Çıktı zaten son video klasörümüzü çıkartacak. Başlat diyorsunuz. Ve burada artık yine bir bekleyiş arkadaşlar. Tabii bilgisayarınızın performansına göre buradaki süre artabilir, azalabilir.
Evet arkadaşlar, sonunda render işlemlerimizi bitirdik. Dosyamızı hazırladık. Çıktı klasörünü açıyoruz. Son kez bir kontrol ediyoruz arkadaşlar videomuzu. Evet, videomuz bu şekilde. YouTube'a hazır hale geldi arkadaşlar. Şu şekilde son kez şöyle bir bakalım. Evet, YouTube abone ol gösterimini de bir kontrol edelim en son. Güzel. Şu anda sorun gözükmüyor. Tamamdır. Arkadaşlar videomuzu hazır hale getirdik. Şimdi YouTube'a yükleme aşamalarını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar videomuzu hazırladık. Videomuz son video klasörümüzde burada bulunuyor. 291 MB'lık bir video olmuş. Şimdi YouTube'a yükleyeceğiz. Yüklemeden önce arkadaşlar küçük resmini ayarlamamız gerekiyor. Yine dijital klasörümüze giriyoruz. Benim burada üstü sayılar ile ilgili hazır taslağım var. Bakın başlık bu şekilde oluyor. Buraya sadece konumuzu yazıyoruz. Şimdi sadece bir yazı efekti yazılacak. Yazı yazılacak sadece. Ondan dolayı Photoshop'ta değil de editor.photo sitesinden yazmayı tercih ediyorum. Hemen bakın buradan aç diyeceğiz. Şimdi üstü sayılar taslağımızı hazırladık. Şimdi bakın üstü sayıların altına arkadaşlar şuradan metin ekle kısmıyla şunu silelim. Hemen başlığımızı yazalım. Çok büyük ve çok küçük sayılar tire bilimsel gösterim olacak. Bunu öncelikle şuradan metin ayarlarından arkadaşlar Days 1'ı seçiyorum ben. Bu şekilde olabilir evet. Çünkü sığmayacak. Bunu da ortaladığım zaman çok büyük ve çok küçük sayılar tire bilimsel gösterim. Evet. Videomuzun kapağı bu şekilde olacak. Metnin rengini de arkadaşlar şöyle yukarıdaki renkle aynı olacak şekilde ayarlarsak bu iş tamamdır. Evet, şöyle bir ayarını yapalım. Tam ortalayacak şekliyle. Aslında şu sayıları yukarıya alabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Biraz daha büyüteceğiz. Sayıların bir kısmı gitti. Evet. Sağlar. Evet. Şimdi şu tireyi yerine de bilimsel aşağı indirirsek şöyle çok büyük ve çok küçük sayılar. Altta da bilimsel gösterim. Daha iyi durdu. Tamam bu şekilde. Aynen şurada bir boşluğumuz olacak. Tamamdır. Bunu kaydet ve paylaş diyorum. İndir diyorum. Direkt masa üstüne arkadaşlar geldi. Bunu da bir kontrol edelim. Evet. Güzel. Bu da küçük resmimiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küçük resmimiz de tamam. YouTube'a yükleme işlemlerine başlayabiliriz. Öncelikle sayfamıza geliyoruz arkadaşlar. Tabii YouTube Studio'ya gelebiliriz ya da direkt burada oluştur var video yükleye tıklayabiliriz. Öncelikle videomuzu hemen seçelim ki bir an önce yüklenmeye başlasın. Video başlığını hemen yazalım arkadaşlar. Videomuzun başlığı üstü sayılar 4. Hemen çok büyük ve çok küçük sayılar tire diyoruz. Bilimsel gösterim. Evet başlığımız bu şekilde olacak. Açıklamaya ben hazır bir şekilde yazmıştım arkadaşlar. O açıklamayı kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra tekrardan açıklama kısmına yapıştırıyoruz. Tabii ki de burada konuları değişiyor sürekli. Konuları değiştireceğiz. Çarpanlar ünitemize devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Burayı üstü sayılar diyelim. Üstü sayılar ünitemize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hemen konu kısmını da kopyalayalım.
Evet, bugünkü konumuz çok büyük ve çok küçük sayılar bilimsel gösterim. Bu şekilde kalabilir. Evet, abone ol linkimiz var. Sosyal medya hesaplarımızın linki var. Evet, şimdi küçük resim kısmına masa üstünde hazırladığımız küçük resmimizi tıklıyoruz, alıyoruz. Evet, küçük resmimiz de burada. Alta iniyoruz. Kitlemiz çocuklara özel mi? Hayır, çocuklara özel değil. Diğer seçenekler diyorum. Buralar bu şekilde kalıyor. Etiket yapabiliriz. Buraya üslü etiketimiz olsun. Sayılar etiketi, LGS etiketi, matematik etiketleri olsun. Bir de bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim. Bir de ayrı ayrı yazalım. Bilimsel gösterim diye etiketlerimiz olsun. Alt yazılar videomuzun dili. Videomuzun dilini Türkçe yapıyoruz. Türkçe olarak seçiyoruz. Evet, burada alt yazı yok. Kayıt tarihi bugünün tarihini verebiliriz. Videonun konumu Türkiye. Evet, çıktı. Bundan sonra buralarda bir şey yapmamız gerekiyor. Evet, eğitim kategorisinde ileri diyorum. Buradan da yine ileri diyoruz. Arkadaşlar, herkes açık bir şekilde yükleme tamamlandığında gösterime girsin diyoruz. Ve yayınla diyoruz arkadaşlar. Hemen yayınlamayacak. Çünkü daha yüklenmedi. Böyle bir sayfaya geldik. Burada başlığımız falan, açıklamalarımız, her şeyimiz hazır. %7 yüklendi. 1 saat 4 dakika kaldı diyor. Yani 30 dakikalık bir video. İnternetinizin upload hızına bağlı olarak bu süre değişecek. Bu süre bittikten sonra arkadaşlar ne oluyor? Artık videonuz YouTube'da olmuş oluyor. Şu an itibariyle sadece beklemeye geçeceğiz. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz. A few moments later. Şimdi arkadaşlar, yükleme tamamlandı. Şu anda işlenen %0 diyor. Burada biraz daha beklememiz gerekiyor. Videomuzun SD sürümünün işlenmesi tamamlandı. Yani şu anda videomuz yayınlandı ama HD sürümü işleniyor. Ya bu zamanla HD sürümü de işlenecek ve HD olarak videom açılacak. Şu an için arkadaşlar, baktığımız zaman videolar kısmında evet görünüyor. Üstü sayılar 4 diye. Bakın, videomuz yüklendi ama ayarlar kısmından kaliteye bastığım zaman sadece 360p olarak görünüyor. Şuradaki HD sürüm işlemesi bittiği zaman arkadaşlar videomuz 1080p olarak yayınlanacak. Evet arkadaşlar, videomuzun HD işlenmesinin de sonuna geldik. Şu anda videomuz hazır. Bir kontrol edelim. Şuradan kanala tıklıyoruz. Kanala tıkladıktan sonra videomuza bir bakalım. Evet, videomuzu açabiliyoruz. Videomuzu arkadaşlar ayarlara tıkladığımız zaman da 1080p'ye kadar burada kalitesini artırabiliriz. Şu an için her şey hazır ve bitmiş durumda arkadaşlar. Evet, bir videonun daha bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere ders videolarımı nasıl çektiğimi anlattım. Süreç genelde bu şekilde işliyor arkadaşlar. Yaklaşık tabii siz videoyu izleyeceğiniz süre boyunca size kısa gelebilir. Çünkü videoda bazı yerlerde sürekli ileri sardığımı gördüm. Yaklaşık olarak arkadaşlar, hazırlanmasından yüklenmesine kadar bir 4-5 saat ne alıyor arkadaşlar, bir videonun hazırlanması gerçekten uzun bir süreç. Bu videoyla birlikte merak eden arkadaşlarımın soru işaretlerini gidermiş oldum umarım. Bu arada abone olmadıysanız arkadaşlar, abone olarak ve bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yoksar sevgi başar etmen izinde yılmaz yürür bu tür genci kolum kanadım lafım bilgi.
koşar sevgi memleket sevdasıyla. Yılmaz yürür bu Türkenci, pusu kursalar bile, beni vursalar yine. Benim adım öğretmen, her demdim her yerde. Çocuklar geleceğim, son nefesim